Şimdi yalın üretimin zorlukları. Yani yalın üretim şöyle iyi, böyle iyi, bunu yapın deminden hani dersin başından beri bahsediyorum. Ama tabii ki bunun da zorlukları var. Kolay bir iş değil. Bir kere niye kolay değil? Kardeşim bu böyle hani hap gibi. Al kardeşim şu antibiyotiği. Günde sabah 8, akşam 8 yut. Sonra iyi olacaksın. Gibi bir şey değil. Uzun bir süreçten bahsediyoruz. Uzun bir yolculuktan bahsediyoruz. Yani böyle bir ayda yalın olurum. 2 hafta çalışırım, şöyle rafları işte etiketler yapıştırırım, 2 tane 5S yaparım vesaire değil. Kültür. Yani patron ama en başta patron. Aşağıda değil. En başta patron. En başta şirket yönetimi ve sonra aşağı doğru bir kültür oluşması lazım. Bir kültürün de oluşması için ya mesela benim bir evladım yok ama mesela şimdi anne baba çocuğuna işte kızım oğlum dişini fırçala diyor değil mi? Bir kere diyor. Sonra bir daha demiyorsa çocuk dişini fırçalamıyor tabii. Her gün söylüyor. Oğlum dişini fırçaladım. Kızım işte tekrar 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 işte mesela bir kitap okuma alışkanlığı ve biraz sabırlı olmak lazım. Birazcık yani inanmak lazım bu işe. Tamam. Dolayısıyla bir kültür. Bunun en zor taraflarından bir tanesi bu. İkincisi gerçi hani konuştuk ama tüm kurumu efendim işte yalın üretim departmanı. Yani 5 kişi var. İşte bir tane diyelim yalın üretim lideri var. Altında işte mühendis, teknisyen neyse. Ya bunlar kendi kafasına göre takılıyor değil. Yani bütün fabrikanın, bütün de şeyin, şirketin bu işe dahil olması lazım. Yani işte kapıdaki güvenlikçiden efendim tut yemekhaneye kadar. Yani 5S efendim işte bizim plastik enjeksiyon tesisine 5S yaptık deyip de efendim montajın ne olduğu belli olmazsa o zaman zaten şey de olacak. Yani bir aynalama diyorlar. Yani mesela kimse sırada beklemiyorsa, hani bir kişi sırada beklemiyorsa, ertesi gün gelen adam da ya ben niye sırada bekliyorum kardeşim diyor. Tamam mı? Tüm kurum, tüm şirket katılacak. Yalına özgü KPI'ler tabii biraz işe bakış açımız da değişecek. Yani yönetimsel olarak. Yani mesela stok var. Oh, yani 10 bin tane benim şeyde duruyor. Valve duruyor orada. Değil. Yani fazla stoğu bir varlık olarak görmeyeceğiz. İş gücü profilinin önemi bu çok önemli. Vallahi Japonlar yani bunu hani ilk mesela o yalın üretimin tarihçesin hani tarihçesi de demeyelim yalın üretimde şöyle bir minik tarihçe diyelim. Bahsettik ya işte değişebilen parçalarla üretim olmuş sonra işte Ford bant üretimi yapmış vesaire. Ya yani orada şunu görüyorsun hani niye mesela Japonlar yani yalın üretim deyince niye Japonlar akla geliyor? Çünkü millet de uygun. Ya mesela hatırlar mısınız bir tane Türkiye'de yapılan köprülerden bir tanesinde Japon bir uzman işte bir tasarım hatası yapıyor. Bu yaptığım tasarımdan dolayı biri ölebilirdi. Ki ölen falan da yok yani. Ölebilir diye adam intihar etti ya. Yani böyle bir şey var mı? Hani yani gülüyorum ama hani şöyle hani kendimize gülüyorum. Hani inanılmaz bir şey var yani bir iş ahlakları var. Mesela en çok yaşayacağınız şeylerden bir tanesi şimdi standartlaştırma. Sen geleceksin şeyler hazırlayacaksın. Standart operasyon tarifleri hazırlayacaksın. Kardeşim buna uyun diyeceksin. Değil mi? Yani normalde şimdi sen yalın üretimcisin. Bir proses tarifi yaptın. Ona uyulmasını bekliyorsun ama uymayacak adam. Ya da biraz uyuyacak. O yüzden dediğim gibi Japonya bu konuda avantajlı ama Türkiye'de bunu başaran, yalın üretimi başaran gerçek gibi gerçekten yani yapan şirketler çok fazla var. Her gün de sayısı artıyor ama dediğim gibi siz irade koyacaksınız. Bir de her zaman hani şey yaklaşım olması lazım bence. Yani yalına da böyle bir kaizen gibi. Şimdi ben pat 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 planı yaptım. O plan %100 uyulacak diye bir kaydı yok. Bir iyileştirme yapacaksın. %50'si uyulsa bile mükemmel bir şey. Sonra bir daha iyileştireceksin. O yüzden bu işe başladığınızda her zaman lütfen şunu unutmayın. Bir, sıfırdan iyidir. Tamam mı? Hani ya her zaman kağıt üzerinde yaptığınız planlar tam tutmayacak ama bir şekilde iyileşecek. Böyle kitapları okumak, işte Toyota kültürü, yani şu iki kitap güzeldir. Bunları her yerden bulabilirsiniz. Bunları birazcık da karıştırıp bu Toyota yaklaşımı, Toyota bunu nasıl başarmış, ne gibi zorlukları, nasıl neler yapmış da aşmış bence okumakta fayda var. Teşekkür ederim.